koordineruar dhe shumë i shtrenjti miku im, presidenti Erdoğan. Saygıdeğer, saygıdeğer dostum, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi. Shumë nderuar zonja Erdoğan. Saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi. Fort nderuar klerik, të dashur miq. Saygıdeğer din adamları, saygıdeğer konuklar. Dhe fort të respektuar besimtar. Saygıdeğer konuklar ve değerli katılımcılar. Ja ku erdhi dita e çeljes së këtij tempulli të adhurimit të krijuesit të botëve. Ka që shumë pritur nga komuniteti musliman në rrjedhën e viteve për aq shumë arsye. Ve işte asıl dört gözle beklediğimiz güne gelmiş bulunmaktayız. Türkiye Diyanet Vakfı'nın himayesinin altında bu kutlu günde ve bu açılış töreninde bulunmaktayız. Kjo faltore që frymon nga një besim universal, xhamia e madhe namazgjas, është tani më trashëgimia e një populli të tërë, e cila mishiron atë çka profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë për veten. Unë jam lutja e Ibrahimit, si hariqi i Isait dhe ëndra e nënës time. İşte gelmiş bulunmakta olduğumuz bu özel günümüzde uzun yıllardan sonra artık bu camimizde, bu kutsal diyarda aynı zamanda kutsal dininin yapmış olduğu ve gösterilmiş olduğu manaları sergilemiş olan bu kutsal yerde bu açılışta bulunmaktayız. Aslında vurgulamak istediğimiz önemli bir konuda yine Peygamberimizin de ifade ettiği gibi ben artık bu dinin temsilin burada bulunmaktayım ama yine hitabelerimizi ve hadislerimizi tüm Müslümanların neslinde burada yansıtılmış oluyor. Ky siarik i veçantë i përurimit saj, frut i lutjeve dhe përpjekjeve të bashkombëve tanë të besimit islam dhe i dashamirësisë së vëllezërve të tyre, bashkëbesimtar nga Turqia, të cilët i falenderoj me mirënjohje, më çon pas në 14 nëntor të vitit 2014, 10 vite më parë, kur fillesën e kësaj pune të bekuar në shërbim të komunitetit musliman shqiptar e padaquajtur si çlirimi i namazgjas. Aslında Türkiye'deki tüm dostlarımızın dualarıyla meydana gelmiş olan bu kutsal mekan ve bu önemli mekan aynı zamanda da aynı 2014 yılında başlatılmış olan ve o günün açılış töreninde ve o günün o dualarla birlikte sergilenmiş olan bu önemli kutsal mekana bulunmuş oluyoruz. Nuk e haroj dot se sa vullnet i mirë u desh për ta pastruar truallin e namazgjas të bë kthyer në një shesh pazari të imponuar mbi hapësirën e lutjeve, shpresës dhe nevojës besimtarve musliman për ta pasur atë dhe ata tempullin e tyre qëndror në kryeqytetin e Shqipërisë, njësoj si bashkombasit e vëllezrit e tyre të besimit katolik, ortodoks apo bektashi. Tabii ki eskiden de olduğu gibi bizim ve özellikle de buradaki Müslüman inançlı halkının dualarıyla ve sergilemiş olduğu tüm emeklerinin sonucunda meydana gelmekte olan bu önemli camide aynen işte bugün de bu heyecanı sizlerle birlikte ve o kutsallığı birlikte burada yaşamış bulunmaktayız. Ka qenë për mua qysh në kryet herës çështje nderi dhe peshët e tyrës që xhamia e madhe të hynte e pastër në jetën e vendit tonë të besimeve të ndryshme si një objekt i gjatë munguar kulti në këtë vend ku tempujt mishrojnë dhe dëshmojnë lirinë dhe harmoninë fetare, ndërsa njerëzit bashkëtojnë, siç e patë thënë për koincidencë po atë vit Papa Francesku, gjatë vizitës tij në Shqipëri, jo në harmoni, po në vllazëri fetare.
Aslında ta göreve başladığım günden itibaren benim hedefimde, benim amacımda olan bu caminin açılışı ile ilgili olarak tabii ki kutsalıyla birlikte tüm halkımızın bu dinler arası diyaloğu ve harmonize olarak yaşamakta olmakla birlikte ta Papa Francesco'nun zamanında buraya gelmesiyle birlikte kendisine söylemiş olduğu gibi aslında Arnavut halkı bir kardeşlik içerisinde yaşanmaktadır ve yaşamaya da devam edecektir. Ve yasot pasplot diriş gayo piknisye camiye mave hyn në sofrën e kësaj vllazërie kaq mirëfilli shqiptare si ilustrim i shumë çkaje të lidhur me besimin dhe ndërto edhe të një ajeti për 6 sureve të para të Kuranit që me mjeshtrinë prej dietari dhe dashurinë prej adetarit pa epur na i dhuroi në gjuhën tonë një hafiz i madh dhe një ndër artizanët e pavarësisë sonë kombëtare tiranasi Haxhi Hafiz Ibrahim Daliu, autori i Aikës së kuptimeve të Kur'an Kerimit. İşte aslında Haxhi Hafiz İbrahim Daliu'nun söylemiş olduğu gibi ve yazmış olduğu gibi bu kardeşliğin bünyesi içerisinde meydana gelmekte olan işte bu kutsal mekan, işte bu cami, işte bu namazca caminin bu neticede meydana gelmektedir ve aynı zamanda tüm inançlı insanların, bu toplakta inançlı insanların ruhuna teşvik edecek ve temsilen bu cami artık burada inşa edilmiş oluyor. Kur'an-ı është udhëheqës edhe për ata njerëz që besojnë në atë që të është zbritur ty o Muhammed dhe në atë që është dhënë duke zbritur pejgamberëve që kanë ardhur para teje. Ata edhe ahiretin e besojnë pa dyshim. Yine de peygamberimize de söylemiş olan hitaben işte bu Kur'an sana indirilmiş olduğu ve aynı zamanda da tüm güzellikleri ve tüm içerikleriyle birlikte tüm insanlığa bir yol gösterici olarak gelmiş bulunmaktadır. Dhe në lidhje me këtë ajet të lartë, dietari ynë shpjegon se ashtu siç e kanë thënë Fari Raziu e Bejzaviu, Gjibrili i konsideron librat e zbritur plotësisht fjalë të Zotit që janë pa zë, pa gërma, pastaj zbret prej qielli dhe u bie pejgamberëve. Ve manası itibariyle tüm kardeşliğinin ve tüm güzelliklerin Müslüman halkına yansıtılmış olmakla birlikte bu güzelliklerin bu ayetlerde de bahsedildiği üzere tüm Müslümanlara ve özellikle de tüm bu kardeşliğin içerisinde yaşamış olan ve yaşamakta olan tüm insanlara hitapta bulunmaktadır. Mukştu dhe kjo cami i jep do me thënjen e plot dhe kuptim plot katrorit të katër faltoreve të kryeqytetit, duke e përmbyllur skicën e këtij flamuri shpirtëror të më në fund shpalosur të identitetit ton të mbështjell brenda tij. Ve bu dinler arası diyalog ve harmonize olarak yaşamakta olan bu kutsal mekanda ve işte bu topraklarda artık bu cami diğer dinlerin kutsal mekanlarıyla birlikte artık bu heyecanlı kurayı göstermiş oluyor hepimize. Flamur që lind Shën Konstantinin, pajton islamin e krishtrimin, shpall midis feve vllazërimin, flamur bujar për njerëzimin. Ve bu bayrağımız aslında dinsel anlamda ve milli anlamda bizim ruhumuzu hitapta bulunmaktadır. Ta İskender'in zamanında ve bugüne dek gelmiş olan bir mana ifade etmektedir. Si çdo faltore tjetër e këtij vendi, u gjen paqet çdo shqiptar që i falet Zotit në besimin e vet. Kjo xhami e madhe namazgjas është tani një vend i shenjtë. Diğer dini mekanlarda olduğu gibi ki inançlı insanlar artık kendi ibadetlerini hür bir şekilde kendileri ibadette yola koyulmuş oluyorlar. Bu camide artık tüm insanlar ve özellikle de inançlı insanlar artık bu ibadetlerini bu camide devam edeceklerini
çok önemli bir husus olarak dile getirmek istiyorum. E këti vëndi nuk mund t'i këndohet sot më mirë se sa në Shqipen e Haxhi Hafiz Ibrahim Dalliut. I dashurim kujtoje edhe atë kohë, kur ne me madhërin ton e bëm Qabën vënd shpërblimi dhe këthimi për njerëzit, e bëm dhe vënd sigurt. Ve İbrahim Dalıoğlu'nun da söylemiş olduğu gibi, ner daha güzel bir şekilde bu kutsallığı ve bu emaneti insanlara hitapta bulunabilir ki ancak ve ancak bu dini mekanda ve bu camide göstermiş olacağız. Ju që vizitoni Qabën, bëjeni mekamin e İbrahimit vënd për të falur. Ne e kishim urdhëruar İbrahimin dhe Ismailin që ta pastronin shtëpinë time për ata që e vizitojnë, për ata që rrinë aty dhe për ata që bëjnë ruku dhe secde. Biz zamanında demiştir ki hem Hazreti İbrahim'e hem de Hazreti İsmail'e hitapta bulunmuştuk ki bu mekanların tertemiz bir şekilde kılınacağını ve bu temizliğin, bu kutsallığın insanlara hitapta bulunacağını diye dile getirmiştik. E po qoftë me jetë e përgjithjetë kjo faltore, një shëmbulltyr e vizionit Qabes, një shtëpi e shpërblimit dhe kthimit, vendi i sigurt për të gjithë fëmijët e Ibrahimit. Ve biz de bugün de şu duada bulunmak isteriz ki bu mekan, bu cami, bu namazgah caminin artık tüm insanların ruhunu yansıtacak şekilde, güzellikleri yansıtacak şekilde, ibadetlerini rahat bir şekilde ifa edebileceklerini bir mekan olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Let hym sot këtu me këmbën e mbarë dhe me fjalën në ungjill të Isait, paqja e Zotit qoftë mbi të. Në shpinë e madhe të Atit ka banesat shumëta. Ve biz artık bu mekana, özellikle bu camiye öyle bir giriş yapalım ki artık sağlıklı bir şekilde ve huzurlu bir şekilde, barış içerisinde, huzur dolu bir şekilde burada ibadetlerimizi ifa etmiş olacağız. Let mbetet në kohët kove këy xhamis madhe të namazgjas një siharish gëzimi i përbashkët, ashtu si që për të madhin pejgamber, kur Zoti e thiri në emër dhe i tha, ne e thirëm atë, o Ibrahim, ti tashmë e zbatove ëndrën, ne kështu ish problem të mirët, vërtet kjo ishte sprovë e qartë, selam, shpëtim e paqe pas Ibrahimi. İfade edildiği gibi, versetlerde ifade edildiği gibi ki, işte biz Hazreti İbrahim'e hitapta bulunmuştuk ki, artık biz görevimizi ifa etmiş bulunduk. Artık herkes huzurlu bir şekilde kendi ibadetini, kendi namazını kılmış olacaktır ki ve artık bugüne bu şekilde bu ruhla, bu huzurla girmiş olacağız. Falimderit dhe mirënjohje Zoti President i Republikës Turqisë, miku imi gjithnjë mirëseardhur në Shqipëri. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve benim dostum Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye huzurlarınıza şükranlarımızı ifade etmek isterim. Në këtë shpinë tonë të vogël, ku ka banesat shumëta, për përkushtimin tëndë, vlazëror, për t'ju përgjigjur lutjeve të komunitetit musliman shqiptar, duke u bërë zëri i thirjes tyre për komunitetin musliman turk, i cili bujarisht dhe vlazërisht i dha bashkësisë muslimane të shqiptarve mjetet e nevojshme për ndërtimin e kësaj xhamie të madhe, e cila ndër breza do ta dëshmoj gjestin tuaj dhe do të flas të gjithëve për lidhjen e pasgjithshme mes dy popujve dhe dy vendeve tona. Emin olun ki Arnavutluk'taki tüm Müslüman kardeşlerimizin yapmış olduğu dualarla, yapmış olduğu, ifade etmiş olduğu ibadetleriyle, buradaki yapmış olduğu, uygulamış olduğu tüm ibadetleriyle yıllar boyunca sizin emeklerinizi, sizin dualarınızı ve özellikle de sizin ruhunuzu mutlaka yansıtmış olacaktır ve bir teşekkür olarak size dualarda bulunmuş olacaklar. Qoftë mbar edhe këmba e kryemyftiut Tiranës Bilal Teqa, i cili prej sot aynı zamanda tyre të gjithë besimtarve musliman të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë. Inshallah, sadece Tiranë'daki Müslümanları değil, aynı zamanda tüm Arnavut toprakların Müslümanları hayırlı, uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Zodi e bekoft Shqipërinë, e na ndimoft në rrugën tonë pa kthim dhe as ndalim, drejt majës ku duam,
dhe të ngjisim patjetër flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në një Shqipëri të denjë dhe të mirë për të gjithë shqiptarët pa dallim feje, krainë e ide. Faleminderit. Allah yolumuzu açıklık etsin. Allah Arnavut'u korusun ve aynı zamanda bir İskender'in ve İsmail'in, büyük İsmail'in bayraklarını güzel bir şekilde kaldırırsın ve ruhumuzu inşallah her zaman yükseltmiş olacağız. Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama'ya konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Falemde, 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 falem